Sevgili gençler merhabalar. Evet 12'nin son ünitesi arkadaşlar. 6. ünite. Bir tane soru garanti bekliyoruz bundan. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. Bakalım hemen başlayalım isterseniz. Söz verdik. Çekeceğiz dedik. Evet bu da bir şey yok. Sayfa 235. Map kitabımız. Başlıyorum. Arkadaşlar ne çıkar? Genelde buradan çıkar. Görüntüleme cihazlarından çıkar. Lazer çıkabilir. Süper etken çıkabilir ama şimdiye kadar görüntüleme cihazlar çıkmış. 2019'da. Şimdi göstereceğim. Çıkan soruyu. Başlayalım bakalım neyin altını çizmişim, neyi önemli görmüşüm bakalım. Uzun bir konu. Ben yani hepsini okumaya çalışmayacağım. Önemli yerlerin altını çizmişim arkadaşlar. Siz de bunlara odaklanın. Evet. Bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla artmaktadır. Modern fiziğin falan filan. Geçiyorum. HD ne demekmiş HD? Ne, neymiş? High Definition ne demekmiş? High Definition yüksek çözünürlük demekmiş. Görüntü ifadesi telefon, televizyon, tabletlerde yerini almıştır. Yerletken teknolojisinin gelişmesiyle veriler daha yüksek kalitede ve daha hızlı işlenebilmektedir. Yerletken teknolojisinin günlük hayattaki önemi. Görüntüleme cihazları. 1. Röntgen. 2. MR. 3. PET. 4. Tomografi. 5. Ultrason. 6. Radar. 7. Termal kamera. Bak 7 tane görüntüleme cihazımız var. Kim neyle çalışıyor? Çalışma ilkesi nedir? Genelde bu sorulur arkadaşlar. %90 ihtimalle. Ben size söylüyorum. 7 tane. bak burada özetlemişiz. Kim neyle çalışıyormuş? Görüntüleme cihazları. MR'da radyo dalgası. PET'te X ışınları. Ha, bu PET'te X ışınlarının muhabbetini şimdi açıklayacağım. Hocam PET'te gama yok mu? Falan filan. Ben de öyle düşünüyorum. Nedenini şimdi açıklayacağım. Map kitabı böyle almış maalesef. Hiç metinde X ışınları geçmiyor ama. MR radyo dalgası, PET'te X ışınları kullanılıyor. Bilgisayar tomografide X ışınları kullanılıyor. Röntgende X ışınları kullanılıyor. Ultrason ve sonarda ses dalgası kullanılıyor. Radarda mikrodalga kullanılıyor. Termal kameralarda kızılötesi ışık kullanılıyor. Özeti budur aslında yani. Bunları şimdi ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Pekala. Şimdi bakalım röntgen. Röntgenden başlayalım. Radyoloji biliminin doğuşunu sağlayan X ışınları 1895 yılında Alman fizik profesörü Konrad Röntgen tarafından bulunmuştur. Tıpta devrim niteliğindeki bu önemli buluş Röntgen de 1901 yılında Nobel almış bununla. Röntgen radyoaktif tanı yöntemlerinin en eskisidir. Röntgen cihazlarında elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılmasının temel nedeni dokulardan geçebilmesidir. Bu da, da sorulabilir bak. Neden X ışını kullanıyoruz? Dokulardan geçebildiği için. Organizmaların gözle görülmeyen iç yapılarının X ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ya da dijital sistem üzerine görüntülenmesi işlemine radyografi denir. Bu tüm canlılarda kullanılabilen ucuz ve kolay bir görüntüleme yöntemi olmasına rağmen X ışınlarının zarar etkilerinden dolayı çok sık kullanılmamalıdır. Bize doktorlar zırt bırt, git film çektir gel diyor. Gir röntgen çektir gel diyor. Yani maksat döner sermayeye para girsin herhalde. Radyografi vücudun kemik ihtiva eden kısımlarında kolayca görüntü oluşturabildiği halde karın boşluğunda bulunan yumuşak dokulardan oluşan organlarda yetersiz. Peki kim devreye giriyor burada? BT devreye giriyor. Yani bilgisayar tomografi devreye giriyor arkadaşlar. Bak yumuşak dokularda röntgen işlevsizmiş. O yüzden tomografi kullanılıyormuş. Röntgen filmleri 3 boyutlu cisimlerin yoğunluğuna ve şekline göre oluşan 2 boyutlu. Bak altını çizmişim. Röntgen 2 boyutlu ama tomografi 3 boyutlu. Böyle bir önemli fark var ar aralarında. Hem tomografide hem röntgende x ışını kullanılıyor. Fakat röntgende 2 boyutlu görüntü elde edilirken tomografide 3 boyutlu görüntü elde ediliyor. X de zararlı. Tomografi de zararlı, X ışın da zararlı. Çünkü gamadan sonra en çok enerjili, yüksek enerjili ışın olduğu için X ışınları. O yüzden zararlı. Yumuşak dokulardan bazılarının görüntülenmesinde radyoskopi kullanılır. Radyoskopi genelde sindirim sistemi, idrar yolları, üreme falan filan. Devam ediyorum. Arkadaşlar şunu not aldınız değil mi? Şunu. Bak şurası önemli. Ha. Yani şu, hatta ben bunu şöyle bir ayrı kağıda da not yazmışım. İsterseniz bunu pdf olarak atayım. Videonun altına. Burada da var, burada da var. İsterseniz yazabilirsiniz yani. yasınız iyi olur hatta yani. Konunun özeti budur. Sorulursa buradan sorulur galiba. Pekala. Devam ediyorum. Sistem ile yapılan ayrıntılı gerekirse hareketli şekilde gerçek zamanlı incelenmesini sağlayan görüntüleme şeklidir demiş. Radyoskopi. MR cihazı. Manyetik rezonans demekmiş açılımı. Manyetik rezonans. Millet genelde manyetik rezonansta MR'da radyasyon var zararlı zanneder ama hiç alakası yok. Çünkü radyo dalgası kullanılıyor zararsızdır arkadaşlar. Manyetik rezonans MR görüntüleme zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı bak altın çizmişim. Zararlı mı zararsız mı? MR zararsız. Kim zararlı? Röntgen ve tomografi zararlı. Ama MR zararsız. Ultrason zararsız mesela. Tekrar okuyalım. Manyetik rezonans MR görüntüleme zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı bir görüntüleme tekniğidir. Peki nasıl çalışıyormuş? MR cihazı yapısında mıknatıs bulunan ve görüntüleme sürecin, sürecinde radyo dalgaları kullanılan bir cihazdır. Altın çizmişim bak MR'da radyo dalgası. Cihazda bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alan sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan atom çekirdekleri titreşir. Üzerine radyo dalgaları uygulanan atomlar belli bir frekansla bu radyo dalgalarının geri yansıtır. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla hareketsiz ya da hareketli görüntüye dönüştürülür. Evet MR bu. Ben girdim MR'a. Çok rahatsız edici sesi var. İnsan çıldırtıyor. Peki kim bulmuş? Izidor Isaac Robbie bulmuş bunu. 1930 yılından itibaren atom çekirdeğinin doğası hakkında araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda ema cihazını icat etmiş. 1944 yılında fizik alanında Nobel e almıştır. Ta 1944'te adam MR'ı icat etmiş ya. Ne ilginç bir şey. Evet PET ne demek? Pozitron emisyon tomografisi. Pozitron arkadaşlar elektronun karşıtı biliyorsunuz değil mi? Elektronun karşıt parçacığı pozitrondur. Proton değildir. Onu biliyoruz herhalde artık öğrendik. Pozitron gördüm yapıştıracağım. PET diye hemen. PET nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişidir. Vücudu, vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapmasına gama ışınları açığa çıkar. Ha kullanılan gama ışını değil bak. Gama ışını açığa çıkar ama ya burada böyle bir şey var. Arkadaşlar MEP kitabı PET'te X ışını kullanılıyor demiş. Hiç bu metinde X ışını geçmiyor ama tomografi de biraz önce bize dedi ya tomografi X ışını kullanılıyor diye. Bu da tomografi olduğuna göre bir çeşit tomografi olduğuna göre Burada x kullanılıyor diye kabul etmiş ama hiç metinde x ışını geçmiyor. Şuraya tekrar edelim. Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından sallanan pozisyonların atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapmasıyla gama ışınları açığa çıkar demiş. Açığa çıkar başka kullanılmak başka herhalde. PET açığa çıkan gama ışınlarının dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesidir. Özellikle onkolojik hastalıkların yani kanser tedavisinde hastalıkların teşhis ve tedavisinde tanısında kullanılan PET cihazlarına tedavisine değil Teşhis yatanısında tedavisinde kullanılan başka bir şey. Ne Başka bir şey. Orada işte yine gama ışınları göndererek oradaki kanser hücreleri yakıyorlar arkadaşlar. Işın tedavisi dediğimiz halk arasında veya e, radyoloji. Radyoloji değil lan. Kemoterapi ilaçlı tedavi. Radyoterapi ışın tedavisi oluyor değil mi? Kanser hastalarında. Teşhis yatanında kullanılıyor arkadaşlar. Teşhis yatanısında kullanılıyor. Tedavisinde kullanılmıyor yalnız. PET cihazlarında Tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsü, bak 3 boyutlu 16. görüntüsü elde edilerek organların fonksiyonel aktivitelerinin incelenmesi sağlanır. Kanser hangi hücrelere yayılmış, ne kadar hangi organa yayılmış onu tespitinde kullanılıyor arkadaşlar. PET yaptıracak hasta öncesinde en az 6 saat bir şey yiyip içmemelidir. Az gelen hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen değerde ise normal şeker moleküllerinin Flor 18 radyoaktif maddesiyle biraz önemli. Ne kullanılıyormuş burada? Flor 18 radyoaktif maddesiyle birleştirilmiş şekli olan Flordeoksi glikoz veya flor e, deoksi glikoz okuması bile zor ya. Radyoaktif sıvı damar yoluyla hastaya verilir ve sıvının dağılması beklenir. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha hızlı büyüdüğünden daha çok şeker molekülüne bağlanma ihtiyacı duyar ve daha çok şekere bağlanmış tümör hücrelerin ışıması sağlıklı hücrelerden daha fazla olur. Bu flor 18 maddesi biraz şekere bazlı bir madde galiba. Gidiyor kanser hücreler yapışıyor. Ondan sonra sen de e, PET ile bunları tespit ediyorsun. O hücreler nerede parlıyorsa o organlarda kanser yayılmış. Onu tespit ediyorsun. Bunu tespitinde kullanılıyor arkadaşlar. Tedavisinde değil yalnız. Evet. Devam edelim bakalım. Yayılan ışımalar yardımıyla vücudun 3 boyutlu görüntüsü alınır. Radyoloji uzmanı tarafından raporların görüntü ilgili doktora gönderilir falan filan. Bilgisayar tomografi. BT bilgisayar tomografi demekmiş. X ışınları yardımıyla tan tanımlama ve teşhis için kullanılan tanımlama ve teşhis için kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemidir. BT kesitsel görüntü almasına imkan verir ve röntgenin çözemediği yumuşak doku kontrastına kontrastına sahip olduğundan dokuların birbirinden ayrı görülmesini sağlar. İki boyutlu. Mesela kemik kırılmış, kemik çatlamış, bilmem ne olmuş. Bunu neyle? Röntgenle. Ama yumuşak dokulardaki hastaları tespit etmek için daha çok tomografi tercih ediliyor. Bilgisayar tomografi cihazı vücudun herhangi bir bölgesinin kesit görüntüsü oluşturma kabiliyetine sahip elektromanyetizma ilkeleriyle çalışan bir cihazdır. İncelenecek bölgeye X ışınları gönderilir. Her bölgenin madde yoğunluğu farklı olduğu için gönderilen X ışınları farklı oranlarda geçişler yapar. Bak her maddenin yoğunluğu farklı olduğu için gönderilen X ışınları farklı oranlarda geçişler yapar. Bu geçişler sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda işlenir Elde edilen BT görüntüsü sağlıklı dokularla karşılaştırılarak teşhis kondur. Ateşlisi için kullanılıyormuş yalnız. Tedavi için değil. Peki. Görüntüleme cihazlarının birçoğu fizik biliminin elektromanyetik yasalarına göre çalışmaktadır. Mesela hangi alet hangi fiziğin altlarına girer derse anlayın ki elektromanyetizmaya girer arkadaşlar. Elektromanyetik yasalarına göre çalışmaktadır diyebiliriz. Çoğu ultrason hariç yalnız. Ultrason ses dalgası var burada. Elektromanyetik dalga değil. Ultrason, US bunun kısaltılması. Ultrason yüksek frekans ses dalgalarıdır. Arkadaşlar 20 bin hertz, 20 hertz ile 20 bin hertz aralığını insan kulağı işitebiliyor. 20 Hz'den düşük seslere infrasonik ses, 20 bin yüksek seslere ise ultrasonik ses diyoruz. Ultrason cihazı da buradan geliyor. Yüksek frekans ses, insan kulağı işitemiyor yani. İnsan kulağı saniyede 20 hertz ile 20 bin hertz aralığındaki veya 20 kilohertz demek 20 bin hertz demek bu arada alanındaki seslere duyarken ultrason frekansı 20 kHz'den çok üstündedir. Ultrason cihazı tıp alanı, denizcilik, maden aramaları, endüstri, savunma sanayisi ve daha birçok alanda görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Altın çizmişim önemli. Ultrason nerede kullanılır? Sadece sağlıkta değil ki. Tıpta kullanılıyor. Denizcilikte, maden aramalarında, endüstride, savunma sanayisinde ve daha birçok alanda görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Burada şeyi anlatmış işte. Şu ultrason işte anne karnındaki bebeğin veyahut da iç organlardaki işte hasar tespit etmek için neymiş bunun adı transdüsermiş mesela şunun ismi. Bunu anlatmış falan filan. Peki ultrason cihazlarının geliştirilmesi ee, Paul Jacques ve Pierre Curie'nin nasıl okunuyorsa artık Pierre Curie'nin 1880 yılında piezoelektriği keşfetmesiyle başlar. Bu buluştan 35 yıl sonra ilk ultrason cihazı Paul Langevin tarafından geliştirilir. Denizlerde güvenli yolculuk yapmak için kullanılan ultrason cihazı daha sonra medikal amaçlarda da kullanılmaya başlanmıştır. İlk önce denizcilikte kullanılmış sonar cihazı mesela bunların örneğidir. Ultrason ve sonar ses dalgasıyla çalışıyor unutmayın. Buraya da sonar da ekleyebilirdik aslında. Radar. Radar kelimesi radyo algılama ve ölçme anlamına gelen radio detection and range kelimelerinin ilk harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Manyak İngilizcem var ha. Radarların hava trafik kontrolü, navigasyon, altın çizin. Radarlar nerede kullanılıyor? Hava trafik kontrolü. Uçakların mesela, uçak, uçak radardan kayboldu diyor mesela değil mi? Bak gemilerin radarları, uçakların radarları, efendime söyleyeyim polis radarları, hız, ceza yazan işte o radarlar var ya. Navigasyon, hava durumu, yeraltı resimleme, füze savunma, araç hız sensörleri, okyanus ve hava gözlemleme, erken hava saldırı uyarısı gibi birçok kullanım alanı vardır. Bayağı da varmış yani kullanım alanı. Peki örnekler vermiş. Hava radarı, füze radarı, trafik radarı. Hava radarı, füze radarı, trafik radarı. Görsellerinde vermiş burada. Radyo dalgaları ilk defa radarda kullanılmıştır. Günümüzde ise bak günümüzde ise radarlarda mikrodalga kullanılmaktadır. Radar anteninden hedefe mikrodalga sinyalleri gönderilir. Hedeften yansıyıp dönen mikrodalga sinyalleri alıcı cihaz tarafından algılanır. Elde edilen bilgiler cisim uzaklığı, yönü, şekli ve sürat hakkında bilgiler içerir demiş. Evet. Nikola Tesla falan filan demiş. Geçiyorum orayı. Çok önemli Sonar cihazı. Sonar da varmış yeten ya. Sonar cihazlarında ses dalgasının yansımasından yararlanarak görüntüleme elde edildiği için çalışma prensibi ultrason cihazına benzer. Sonar cihazı denizcilikte, arkeolojide kullanılmaktadır. Denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve su derinliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Evet. Sonar cihazlarında da ultrasonda olduğu gibi yüksek frekans ses dalgaları kullanıyormuş arkadaşlar ses dalgaları gönderilen yüzeyde yansır. Yansıyan ses dalgaları cihaz tarafından algılanarak elektrik akımına çevrilir ve monitörde görüntülenir. Anlaşıldı. Hızlı geçiyorum çünkü konu çok arkadaşlar. Çok sürekliden benim buralarda. Evet şu grafiği çok iyi bileceksin işte bak. Şu grafiği çok iyi bileceksin. Tabloyu daha doğrusu. Evet son görüntüleme şeklimiz herhalde cihazımız. Termal kamera galiba. Evet şu cümlenin önemli. Sıcaklığı eksi 273 derecenin üzerinde. Yani mutlak sıcaklığın üzerinde tüm maddeler ışıma yaparlar. Ama sen hepsini göremezsin. Başka mevzu. Sen ancak görünür bölgedekileri görebiliyorsun. Ama termal kameralar sen göremediğin görüntüleri görebiliyorlar. Mutlak sıcaklığın üstünde tüm ış maddeler ış, termal ışıma yaparlar. Mutlak sıcaklık demek bu. 0 Kelvin eksi 273 santigrat derece mutlak sıcaklıktır arkadaşlar. Bunun altı ölçülenmiyor kabul ediyoruz. Nesnelerin sıcaklığına göre yayınlanan ışınların dalga boyu değişir. Canlı ve cansız varlıkların yaydığı termal ışınlar, elektromanyetik dalga spektrumunun kızıl ötesi bölgesine karşılık gelir. Aha kızıl ötesi termal kamera yapıştıracağım demek ki. Bu nedenle göz tarafından algılanamaz. Bu ışınmalar sayesinde canlı ve cansız varlıkların yaptığı termal ışınları algılayan cihazlara termal kamera, termal kameralarda farklı sıcaklık değerleri ekranda farklı renkte görüntü oluşturur. Oluşan görüntüde soğuk bölgeler mavi, soğuk bölgeler mavi, sıcak bölgeler sarı renkte görülür. Havalanlarında falan var termal kameralar. Mesela giriyor eğer Covid değilse vatandaşın vücut sıcaklığı ısısı değil ha. Vücut ısısı değil. Vücut sıcaklığı yüksek. Hemen termal kamera ölçüyor. Hop hemşerim gelsen buraya bakayım diyorlar. Onu alıyorlar. testmesi yapıyorlar falan filan yani. Böylelikle sıcak kanlı canlılar hem gündüz hem de gece rahatlıkla görülebilir. Niye? Onun yaydığı ışımalar görünür bölgede olduğu için görebiliyorsun ama Gece görüntü elde etmek için veya daha hassas görüntü elde etmek için termal kamera kullanılıyor. Neymiş? X ışınları değil lan kızılötesi kullanılıyormuş. Termal kameralar tıp, askeri alan ve savunma sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Güzel. Arkadaşlar şu tabloyu adınız gibi ezberleyeceksiniz. Tablodaki cihazların çalışmasına kullanılan dalga çeşidini T katın demiş. İşte bak şu şu gelecek olan yüksek ihtimalle budur. 2019 AYT sorusu. Tehlif meleklemeyiz inşallah. Arkadaşlar bakın 2019 ayetinde gelen soru neymiş? Sağlık, savunma ve sanayi ve diğer bazı alanlarda kullanılan temel kamera, temel kamera, PET ve sonar görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel olarak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda verilmiştir. Buna göre görüntünün oluşma prensibi ile görüntüleme cihazı eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. Evet, elektronların parçacıklarıyla Peki elektron anti ne? Pozitron. Pozitron emisyon tomografi. PET yapıştıracaksın hemen. Yayılan ışımalar dedektörler yardımıyla evet. Elektronların anti yani pozitron. Hemen PET yapıştır buraya. Bir hedefe çarparak geri yansıyan ses dalgaları Dedektörler bak ses dalgaları. Hemen ultrason yapıştır buraya ya. Hemen ultrason UC diyelim onu anlaşılır herhalde. Bir yayılan kızıl ötesi, kızıl ötesi gördüm hemen termal kamera yapıştır ya. Termal kamera TK yazıyorum anlaşılsın. Tam bitti işte bu kadar bak. Peki neymiş? Bir PET, iki ultrason veya soner. Ultrason yok burada. <simulate> tamam. Ultrason yoksa sonardır canım. Yani sonardır. Ultrason olsa onu da alabilirdim buraya yani. Peki çıktı ya cevabımız herhalde. Bir PET, iki sonar, 3 termal kamera. Pet sonar termal kamera. Cevabımız E Gayet güzel soru olmuş bence. Ne bilmemiz gerekiyor? Birazcık herhalde fikrimiz oluşmuştur değil mi arkadaşlar? Evet. Tabloyu not alın. Kesin. Bu ünitenin özetidir neredeyse. Röntgen de x-ışını kullanılıyor. Anladık. MR'da radyo dalgası kullanılıyor. Anladık. Arkadaşlar PET'te normalde gama ışıması yayınlanıyor demiş ya. Ben de buraya gama diye tık atmışım önceden sonradan değiştirmişim cevap anıtlarına bakarak. Ya Map Kitap böyle kabul etmiş. Ne dedi orada? Gama ışınması yayınlanıyor dedi. Ama gama ışınması kullanılıyor demedi. E tomografi. Tomografide ne kullanılıyor? Tomografide BT'de. BT'de X ışını kullanılıyor. PET'te X ışını kullanılıyor. Röntgen'de X ışını kullanılıyormuş. Böyle vermiş. Yapacak bir şey yok. Hiç metinde X ışını diye bir şey geçmedi aslında ama. Böyle kabul etmiş. Biz de böyle kabul etmemiz lazım. Ultrasonda ses. Evet tomografide X ışını. PET'te X ışını. Röntgen'de X ışını. MR'da radyo kullanılıyor. Manyetik rezonans demek. Ultrasonda ses. sonarda ses kullanıyor. Radarda mikrodalga kullanıyor. Temel kamerada kız ötesi ışık kullanıyor. Evet notunuzu alın muhakkak. Evet röntgen ve bilgisayar tomografi cihazı ilgili. Röntgen ve tomografi. Tıpta teşhis amacıyla kullanılır. Doğru. Tedavi değil. Teşhis amacıyla kullanılır. X ışınları evet hem röntgende hem tomografide X ışını var. 3 boyutlu görüntü oluşturur. İki cihaz içinde geçerlidir demiş. İki cihaz içinde geçer değildir. Çünkü X ışınları 2 boyutlu görüntü elde ederken Tomografi 3 boyutlu görüntü elde ediyor. Peki 3 boyutlu görüntü ben niye buraya iki yazdıysam? Arkadaşlar röntgen 2 boyutlu bilgisayar tomografi de 3 boyutlu görüntü elde ediyor. Bunu söyledik. X için geçerli değildir. X için de geçerli değildir. 1 ve 2'dir cevabımız o. Evet 240. sayfadayız. Evet görüntüleme cihazları bunlardı. Bitti. Şimdi LCD ve plazmanın farkı nedir? Kısaca hemen hızlıca. Arkadaşlar. Fizik bilimindeki gelişmeler teknolojinin gelişmesini hızlandıracak. Teknoloji alanındaki gelişmeler de fizik biliminin gelişmesini hızlandıracak falan filan demiş. Şunu altını çizmişim. Şunu altını çizmişim. Bu gelişmelerden biri de LCD. Neymiş LCD? Liquid Crystal Display demekmiş. Sıvı kristal ekran demekmiş. Ve plazma teknolojisidir. İnsanlar etkin olarak kullandıkları haberleşme araçları üzerinde bilgisayar, cep telefonu falan filan gibi demiş. Peki geçiyorum arkadaşlar şuraya. LCD. LCD teknolojisi dizüstü bilgisayarlar, tablet, televizyon ve akıllı telefon gibi cihazlarda kullanılan bir görüntü teknolojisidir. LCD teknolojisinin yapısında sıvı kristallere bulunur. Evet şunu bilsek yeterlidir herhalde. Sıvı kristaller. Sıvı kristaller sıcaklık değişimlerine çok duyarlıdır. Sıcaklık değişimi sonucunda değişik renk tonlarının elde edilmesi sağlanır. LCD ekran plastik bir tabaka içerisindeki sıvı kristallerinin ışığı yansıtması ilkesiyle çalışmaktadır. Plastik bir tabaka içindeki sıvı kristallerinin ışığı yansıtması ilkesiyle çalışmaktadır. Bu da uzun uzun anlatmış gerek yok. Ha ne demiş arkadaşlar burada bakın şuraya okuyalım. Televizyon, cep telefonu, kamera gibi cihazlarda ekranın kalitesini belirleyen en önemli özelliklerden biri de pikseldir. Piksel roktaymış. RGB, RGB derken red, green, blue demekmiş. Renk hücrelerinin birleşmesinden kırmızı, yeşil, mavi renkten oluşmuş görüntünün en küçük birimidir demiş. Ha burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hem plazmada hem de LCD'de RGB teknolojisi dediğimiz şey kullanılıyormuş. Ortak bu da red, green, blue demekmiş. İlginç. Evet LCD panellerin nasıl çalıştığına ilgili çok da bilmemize gerek yok şunları. Geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli bence. Plazma teknolojisi ise Plazma teknolojisi görüntü kalitesi parlak resim görüntüsüyle pastel renklerin daha iyi gösterilmesi için geliştirilmiş bir görüntüleme teknolojisidir demiş. Çalışma ilkesi bakalım. Maddenin plazma hali kullanılıyor. LCD'de sıvı kristal kullanılıyormuş. E, bu kadar mı? Aa bu kadar mı lan? Soyunu niye geçtim ben. Hakikaten ha. LCD ve plazma görüntüleme ile ilgili demiş. Aa. Plazma devam var lan burada. Niye geçiyorum ki ben ona? Plazma ekranlar da LCD ekranlar gibi piksellerden ve RGB renk piksellerinden oluşur. Plazmalar da LCD ekranlar gibi RGB renk piksellerinden oluşur. Plazma teknolojisinde her piksel içerisinde özel bir gaz neon ksenon gibi gazlar ile dolu cam bölmelere bulunur. Cihazı elektrik verilerek özel gaz karışımının maddenin dördüncü hali olan plazma haline dönüştürür ve ultraviyole ultraviyole yani moritesi ışının yaymaya başlar. Daha sonra bu ışın kırmızı, yeşil, mavi renkli yani RGB fosfor tabakasına çarparak görünür, ışık oluşturur ve net bir görüntü elde edilmiş. Çalışma ikisi buymuş. Kim bulmuş peki? William Crookes. Bu Crookes radyometresini bulamadan da herhalde anladığım kadarıyla. William Crookes bulmuş plazma. İyonlaşmış gaz demektir plazma bu arada. İlk defa 1879 yılında ta 1879 yılında William Crookes tarafından bulunmuş arkadaşlar. Peki şu soru önemli. LCD ve plazma görüntüleme ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Her ikisi de RGB renk pikselinden oluşmaktadır. Doğru. Geniş ve dikdörtgen ekranlara sahiptir. Doğru. LCD ve plazma görüntüleme teknolojisi günlük hayatta önemli yer tutmaktadır. Doğru. Geçtik. LCD ve plazma teknolojilerinden falan filan demiş. Açıklayın izlemiş. Geçiyorum arkadaşlar. Çok boş yapmaya gerek yok. İşimiz çok daha. Evet. Bir diğer önemli husus. Yarı iletken teknolojisi. Bak bu sene bu da sorulabilir ha. Görüntüleme cihazı sorulmuş 2019'da. 2020'de zaten iki yüzden konuları yoktu. Modern fizik yoktu. Bu sene yarı iletken sorulabilir. Ha eskiden bir sürü transistörün yapısı yok. Diyodun yapısı bilmem ne. Foto yapısı. Bir sürü zımbırtılar vardı. Onlar yok. Yani yok derken şekilleri yok. Çalışma enkeleri yok. Sadece nedir ne değildir bileceksin. Yeterlidir evet. Geçiyorum. Geçiyorum. Yarı iletken teknolojisi. Yarı iletken teknolojisi havacılık, savunma ve sağlık alanından bilgisayar, uydu ve televizyon sistemlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Otomobilde bile yarı iletken kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi mesela geçen bir şey seyrettim. Ee, belgesel gibi. Şu anda dünyada otomobil üretimi sıkıntıda. Neden sıkıntıda biliyor musunuz? Ee, dünyaya yarı iletken tedariki sağlayan Çin Çin'de büyük bir fabrika varmış. Onun tek görevi yarı iletken üretmek. Yani silisyum ana maddesi de. O fabrika çok fazla elektrik tükettiğinden ve Çin'de de kuraklık yaşandığından dolayı barajlarda elektrik üretimi azaldığından e, fabrikalarda üretim yapılamıyormuş. Fabrikada daha doğrusu. Dünyaya, tüm dünyaya şu anda şey sağlayan, yarı iletken sağlayan mesela o çipler yapılıyor ya çipler. Arabalarda, cep telefonlarında, bilgisayarlarda bir sürü çip kullanılıyor. Mesela bir arabada, normal mazotlu arabada, benzinli arabada normalde 1500 ile 3000 arasında çip kullanılıyormuş. Hatta bu hibrit araba dediğimiz arabalarda ise 5000'e kadar çip kullanılıyormuş. İlginç bir şekilde. Cep telefonlarında bir sürü çip kullanılıyormuş. Yani otomobil yapımlarında kullanılan çip üretiminde Çin tedarikçi. O da yetemiyormuş şu anda. Elektrik üretiminden dolayı onu söyledim. İlginçmiş. Ee, yeni fabrika kurmaya çalışmışlar. Bilmem kaç milyar dolar. Bir de 6 seneden önce devreye girmezmiş. Şu anda millet Çin'e mahkum ya yaralı etken konusunda. İlginç bir programdı. Yani ilgilendirdiği için dikkatimi çekti izlemiştim yani. Kim yapmıştı o? 5'ten 1K. Cüneyt Özdemir galiba. Evet Cüneyt Özdemir yapmıştı bu röportajı. Orada izlemiştim. Evet yaralı iletkenler neymiş bakalım. Elektrik iletkenliği bakımından iletken ile yalıtkan arasında kalan maddeler yaralı iletken denir. Balans bandı, iletim bandı, bir sürü muhabbet vardı önceki MEP kitaplarında. Yok valans bandı, yok iletim bandı, yok arada kalan bölge yerel etken bandı falan filan diye. Şimdi onlar girmemiş hiç arkadaşlar. Önceki mevki kitaplarında daha ayrıntılı vardı bunlar. Hatta yok silisyuma bor katılırsa B tip olur. Yok silisyuma fosfor katılırsa N tip olur. Bir sürü zımbırtı vardı önceden. Hiç girmemiş muhabbetlere. Çok bizim de girmemize gerek yok dolayısıyla. Biz önceki yıllarda anlattık bir sürü transistörde yok emitör, yok baz, yok kolektör, yok zımbırtı. Aman Allah'ım neydi onlar? Allah'tan yok yani. Biz elektronik Elektronik okuyor gibi hissettik kendimizi o zaman ama gerek yok demek ki. Peki, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelere yarı iletken. Bazı durumlarda iletken, bazı durumlarda yalıtkanmış. Kimdir bunlar? Silisyum, germanyum, en meşhurları. Normal durumda yalıtkan olan bu maddelere ısı, ışık, elektriksel gerilim ya da manyetik etki gibi dış etkiler uygulandığında iletken hale geçerler. Ha. Normal durumda yarı iletken olan, yalıtkan olan bu maddeler, normal durumda yalıtkan olan bu maddelere ısı bir ısı, iki ışık, elektriksel gerilim ve manyetik etki gibi dış etkenler uygulandığında iletken hale geçerler. Uygulanan bu dış etkiler kaldırıldığında ise tekrar yalıtkan duruma döner. Yerel etkenler bu özelliklerinden dolayı elektroniğin ve teknolojinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Elektronin temeli ya yerel etken. Silisyum, germanyum bak aha. Silisyum ve germanyum ve bazı organik bileşikler yerel etken maddelere örnek olarak verilebilir. Silisyum dediğim bildiğin kum herhalde ya değil mi? Silikon vadisinin ismi nereden geliyor arkadaşlar? Silisyumdan geliyor biliyorsunuz değil mi? Yani ana maddesi silisyum o yüzden silikon vadisi ismi buradan geliyor. Bildiğim kadarıyla. Derili etken maddelerin içerisinde çok az miktarda uygun atom katılmasıyla elektriksel özellikleri önemli ölçüde değiştirilir. Bu şekilde N tipi ve P tipi ne demek? Negatif özellik gösteren N tipi, pozitif özellik gösteren P tipi derili etkenler elde edilir demiş. Germanyum veya silisyum kristalleri içerisine fosfor veya değerlik elektron sayısı 5 olan katkı maddelerinin katılmasıyla Fosfor buna en güzel örnek. Mesela silüsyuma bilmem fosfor katıldığında bir elektron fazlalık kalıyor. Arkadaşlar silüsyum germanyumun özelliği son yörüngesinde herhalde 4 elektron var. E, fosforda 5 elektron var. E, 4 elektron ortak bağ yapıyorlar bir elektron fazlalık kalıyor. Ona negatif diyoruz o yüzden negatif özellik gösteren diyoruz. Elektron fazlalığı olduğu için çok girmemiş onlara dikkat ederseniz. Önceden vardı yalnız ayrıntılı bir şekilde. Germanyum veya silisyum kristalleri içerisinde fosfor veya diyalik elektron sayısı 5 olan katkı maddelerinin katılmasıyla N tipi üretkenler elde edilir. Elektron fazlalığı olduğu için. N tipi üretkenlerde akım taşıyıcılar serbest elektronlardır. Niye N tipi demek negatif özellik gösteren demek ki elektron fazlalığı var yani. Dolayısıyla buradan geliyormuş. Peki. NP tipi demek negatif pozitif demekmiş yani kısaca. Evet. Germanyum veya silisyum kristalleri içerisinde alüminyum gibi değerlik elektron sayısı 3 olan katkı maddesi bor veya germanyum veya silisyum alüminyum gibi bor da biliyorum ben. 3 olan katkı maddelerinin ha 3 olan ne oluyor arkadaşlar? Germanyum, silisyum, son yörüngesinde 4 elektron var. Peki 3 elektron olan maddeyi katkılarsan eğer nasıl oluyormuş? 4 e, elektron bağı yapıyor fakat 1 elektron eksik kalıyor. Eksik kaldığı için de pozitif özellik gösteriyor. O yüzden P'ye diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Katılmasıyla P tipi pozitif iletkenler etkenler elde edilir. Bu durumda germanyum ve silisyum atomlarının atomik yörüngelerinden elektron boşluğu oluşur. Bak elektron boşluğu demek işte pozitif demek. Elektrik akımı bu boşluklar sayesinde bak. P tipinde boşluklar iletken boşluklar sağlıyor akımı. Ama N tipinde elektronlar, serbest elektronlar oluşturuyormuş bu akımı. Evet şurayı bilsek iyi olur. İrletkenin özellikleri önemli burası. Bak altın çizmişim. Not alınabilir. Yarı iletkenin özellikleri. İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkan arasındaki bölgededir. Balans bandı iletim bandı diyor, yarı iletken bandı diyor. Normal haldeyken yalıtkandır. Isı, ışık ve manyetik etki altında gelim uygulandığında ısı, ışık ve manyetik etki altında gelim uygulandığında geçici iletkenlik özelliği kazanır. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da bileşik olarak elde edilebilir. Kristal yapıya sahiptir. Atomları kübik kafes sistemine uygun, şunun gibi belli bir düzende sıralanmıştır demiş. Kristal yapıya sahiptir yani. Silisyumun kristal yapısı. Üniversitede katal fiziği. Fizik okuyacak olanlar varsa katal fiziğini de bunlara göreceksiniz bol bol. Evet sıra bizdeymiş. Yarıl maddenin maddelerin özellikleri. İşte şuradaki maddeleri sormuş bize. İletkenlik bakımından iletken ya da yalıtkan arasındadır. Doğru. Isı ışık manyetik etkiyle iletkenlik özellik gösterir. Doğru. Kristal yapıya sahiptir. Doğru. Hepsi doğru. Yalan yok. Uz, yukarıda verdi işte. Yerel etken malzemelerin teknolojideki önemi. Hmm. P ve N tipi pozitif negatif. Yerel etken malzemeler birlikte kullandığında elektronik endüstrisinde farklı işlevleri olan devre elemanları oluşturulur. P ve N ikili kullandığında diyodu, üçlü kullandığında transistörler oluşturur. Bu cümle önemli bak. Altını çizmişim arkadaşlar. Siz de çizin. P ve N ikili kullandığında diyodu, üçlü kullandığında transistör. Mesela şu bilgi önemli. Diyot ya PN tipidir ya NEP tipidir. Transistör. Ya PNP tipidir ya da NPN tipidir. Hatta Dioda isterseniz siz güneş pillerini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dioda şunu da ekleyin. Güneş pilleri de NP tipi veya PN tipi'dir. Güneş pilleri veya fotovoltaik piller gelecek birazdan. Güneş pillerinde de arkadaşlar PN tipi veya NP tipi yarı iletkenler kullanılıyor. Ama transistörde üçlü kullanılıyor. PNP veya NPN tipi kullanılıyor. Bu önemli bir bilgi bence. Evet diyot tek tek açıklayacak şimdi bunları. Diyot, diyot akımın bir yönde akmasına izin veren yani tek yönlü akımı geçiren değer elemandır diyebiliriz arkadaşlar. Akımın bir yönde akmasına izin veren yarı iletken elektronik değer elemandır. Bunun altını çizin Diyodun tanımı akımın bir yönde akmasına izin veren diğer bir ifadeyle tek yönlü akımı geçiren değer elemanlarıdır. Ee, diyotlara aynı zamanda doğrultmaç da denir. Niye doğrultmaç? Alternatif akımı doğru akıma çevirdiği için. Şimdi birazdan gelecek. Diyotlar germanyum veya silisyum farklı katkı maddeleri eklenerek oluşturulan PN yarar etkenlerinden elde edilir. P ve N ikilisi birleştiğinde PN eklemi oluşur ve diyodun yapısında bu eklem bulunur. Hocam diyor ki bazıları biz de okurduk hocam. Keşke açıklasaydın falan diyorlar da. Arkadaş bu gelecek ya. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Konu çok uzun. Çok boş yapmaya gerek yok iletken malzemeleri ile farklı tip diyotlar elde edilir. Oluşturulan farklı tipteki diyotlar genel olarak aynı temel prensiple çalışırlar. Elektronik devre olan devre, devre Evet. Arkadaşlar simgesi bu. Diyot normalde şu. Bak ben burayı çizmeye çalışmışım. Şu arkadaşlar P tipi. Bak artı artı artı. Şu P tipi yarı iletken ile şu N tipi iletkenin birleştirilmesiyle oluşan bir diyottan bahsediyoruz şimdi. Peki artı artı eksi eksi. Burası ne oldu? Nötr bölge oldu. Bak burada gördün mü? Eğer sen bu diyodu şöyle bağlarsan. Şöyle düşünüyoruz. Bu artı levha buradaki artıları iter. Bu eksi levha buradaki eksileri buraya iter. Buradaki nötr bölge kapanmış olur. Kapandığı için de bu akım geçmeye başlar. İşte onun sembolü de bu. Orijinali bu. Sembolü bu. Eğer artı eksi buraya bakıyorsa sen buradan diyot bu yönde akım geçiren buradaki lamba yanar. Şuradan lamba yanıyor şu anda. Lamba yanar. Çünkü bu yönde akım geçmesi izin veriyor diyot. Fakat üretici ters bağlarsan onu da çizelim isterseniz. Diyodun sembolü şu. Üretici ters bağla bu sefer. Eksi artı olsun. Yine buraya lamba ekle. Bu sefer lamba yanmaz. Neden? Artı eksi akım geçmek isteyecek ama diyot geçmesi izin vermeyecek. O zaman bu lamba da yanmayacak o zaman demek ki. Evet cırt cırt bu lamba yanmaz. Mesela böyle bir soru sorulabilir. Ha bir de başka bir işlevi var. Birazdan gelecek gerçi. Nereye yazayım onu ya? Arkadaşlar eğer alternatif akıma bağlasaydın diyordu ne olurdu biliyor musunuz? Alternatif akıma bağladın. Doğru akıma değil ha. alternatif akıma bağladın. Peki alternatif akım normal dalgalı bir akımdır. Peki diyot bu yöndeki akım geçiren, bu yöndeki akımla geçirecek, ters yöndekine geçirmeyecek. Peki grafiği nasıl oldu senin? Şöyle tık 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 şunlar yok. Şöyle tık 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 şunlar yok. Şöyle falan bir akım oluş. Altta kadar yok. Alternatif akım normalde buydu değil mi? Sinüs fonksiyonu şeklindeydi. Fakat alta kadar kestiği için akım böyle oluşur işte. Doğru akıma çevirmiş oldun. Doğru akıma çevirmiş oldun. Diyodun vasifesi budur. Sağ doğru akımları geçirecek. Sol akımları geçirmeyecek. İşte böyle bir diyodu böyle alternatif akıma bağlarsan böyle bir grafik elde edersin. Akım zaman grafiği şeklinde düşünülebilir. Evet bence gayet açıklayıcı herhalde ya. Yani sorulabilecek sorular bunlardır herhalde. Evet. Evet burada geldi zaten bak. Diyotumuzun şekli şu. Sembolü bu. Diyotlar genellikle AC şebeke gerilimini evlerde kullanılan DC gerilimine dönüştürür. Evlerde prize takılan, prize takılarak çalıştırılan tüm cihazlarda bu devre elemanlar kullanılır. Arkadaşlar evdekiler normalde bizim prizlerde alternatif akım var. Fakat cihazların içinde e, diyotlar var. Bu diyotlar ne yapıyorlar? Alternatif akımı doğru akıma çevirerek kullanıyorlarmış. İlginç. Diyotlar genellikle AC şebeke gerilimini Evlerde kullanılan DC gelimine dönüştürür. Burası önemli. Evlerde prize takılarak çalıştırılan tüm cihazlarda bu devre elemanları kullanılır. Kimler? Diyotlar. Ters bağlanan diyotlarda uygulanan gerilim değeri artarsa diyot bozulur. Çok yükleme yaparsa bu sefer akım geçirmeye başlar yani. Fonksiyonunu göremez. Peki yarı iletken, iletken maddeler ile oluşturulan elektronik devre elemanlarından biri olan diyotla ilgili demiş. Akımı tök yönde geçirmesi izin verir. Doğru. Alternatif akımı doğru akıma çevirir. Doğru. Elektronik devrelerde sıklıkla kullanılır. Doğru. Peki. Geçiyorum. Yarı iletken maddelerin teknolojideki önemini açıklayınız. Yarı iletken malzemelerin elektronik devre elemanlarında kullanılmasıyla hem cihazların boyutları küçülmüş hem de özellikleri arttırılarak günlük hayatta kullanımları artmıştır. Diye cevap vermiş. Evet geldik transistöre. Transformatör değil lan. Karıştırılıyor bu geldi. Transformatör gerilimi düşüren, yükselten, yüksek gerilim sağlayan. Ama transistör başka, sinyal yükselticidir. Transistör, akımı ya da gerilimi yükseltme özelliğine sahip. Akım geçip geçmemesi yönüyle, yönüyle anahtarlama görevi yapan, altın çizin arkadaşlar bu tanımın. Transistör, akım ya da gerilimi yükseltme özelliğine sahip, akımın geçip geçmemesi yönüyle anahtarlama görevi yapan, yerli etken malzemelerden meydana gelmiş elektronik devre elemandır. Çok az enerji harcayan, önemli bu, çok az enerji harcayan transistörlerin üretimi kolay ve maliyeti düşüktür. Teknolojinin en önemli cihazlarından birisidir arkadaşlar. En önemli devre elemanlarından olan transistörler bilgisayar teknolojisinin temelinde yer alır. Bilgisayar teknolojisinin temelinde yer alır. Her geçen gün kullanılan alanları artan transistörler, günlük hayatın vazgeçilmez olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm elektronik devrelerde kullanılmaktadır. Evet en önemli görevi bu. Bunun altını ekstra çizin arkadaşlar. Transistör gördün mü? Sinyal yükseltici. Olay bitmiştir. Sinyal yükseltici gördün mü? Transistör hemen yapıştır. Elektrik sinyallerini yükselten elektronik devreler olan amplifikatörlerde ve araç antenlerinden kullanılan transistörler sayesinde düşük elektrik sinyallerini yükselterek daha güçlü hale getirir. Evet. Düşük elektrik sinyallerini yükselterek daha güçlü hale getirir. Şöyle bir şeymiş. Dıştan görünüşü böyleymiş. Amplifikatör, araç anteni. Bu araç anteniymiş lan. Evet sıra sizde. Elektronik devre elemanı olarak transistörle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? İrili etken oluşmuşlardır. Hatta PNP tipi veya NPN tipi diyebiliriz arkadaşlar. Elektronik devrelerde yükselteç ve anahtarlama olarak anahtar olarak kullanılabilir. Evet doğru. Bilgisayar teknolojisinin temelinde transistör yer alır. Doğru. Dedi ya biraz önce. Yer üretken teknolojisindeki gelişmeler bilişim teknolojilerini nasıl etkiler? Bilişim teknolojilerinde kullanılan aletlerin özelliklerinin artırılmasının yanında boyutlarının küçülmesi ve enerji tüketiminden dolayı enerji tüketiminin azalması sağlanmıştır. Az enerji tüketir, maliyeti düşüktür, falandır filandır dedi ya biraz önce. Evet geçelim bakalım. LED geldi şimdi LED. Light Emission Diode demekmiş herhalde. Light emitting diyot mu demek? Öyledir herhalde ya. Light emitting diyot diye okunur herhalde. Kum kum. Kum. Bir elektronik devre elemanı haline gelme sürecini araştırınız demiş. Kum dediği şey silisyum yahu. Kum deyip geçmeyin ha. Gelişen teknolojiyle birlikte insanlığının enerji olan ihtiyacı falan filan. Altın çizimine dikkat edin arkadaşlar. Elektrik enerjisi tüketiminde önemli bir paya sahip olan aydınlatma enerji üretimi açısından üzerinde durulması gereken bir noktadır. Aydınlatma denildiğinde ve ledler akla geldiğin e, ledler akla gelmektedir. Işık yayan diyot, ışık yayan diyot, light emission diyot demekmiş herhalde. Kullanılan adlandırılan ve elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına led denir. Bunun tamamını altını çizim bakayım. Işık yayan diyot olarak adlandırılan ve elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına led denir. LED'ler diğer aydınlatma sistemlerine göre daha uzun ömürlü, altın çizin özellikleri uzun ömürlü, daha sağlam, küçük boyutlu olmaları ve imalat maliyetlerine göre daha düşük imalat maliyetlerinin de daha düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir. LED'ler hesap makinelerinde, aha bak nerede kullanılacak birazdan soruda gelecek. Hesap makinelerinde kullanılır. ışık panolarında kullanılır. Genel amaçlı aydınlatmalarda kullanılır. Uzaktan kumandalarda kullanılır televizyon, bilgisayar, cep telefonu ekranlarında ve kızılötesi ışık yayan aletlerde kullanılmaktadır. Evet panolar derken şunu kastediyor. Bak panolar bu. Aydınlatma bu. Televizyon kumandası bu. Ekonomik katkısını açıklayın izlemiş falan filan demiş. İşte az enerji tüketir, maliyeti düşüktür falan da filandır. Arkadaşlar stadyumlarda kullanılan o gece maçlarında kullanılan projektörler vardı böyle. Böyle enerji içerdi resmen yani önceden. Şimdi onlar bile led oldu şimdi artık. E, aynı aydınlatmayı sağlıyoruz ama daha, daha az enerji harcıyoruz stadyumlarda kullanılan aydınlatmalar, o köşelerde bulunan aydınlatma direkleri var ya onlarda da led kullanılıyor artık. Güneş pilleri. Fotovoltaik bir diğer tabirle. Yaşam kaynağı olan güneş yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneşten dünyaya gelen bir dakikalık güneş enerjisi ilginç bir bilgi ya bu. Güneşten gelen bir dakikalık güneş enerjisi yaklaşık dünyanın bir yıllık enerji tüketimini karşılayacak güçtedir. Vay anasını sayın seyirciler. Çok büyük bir enerji değil mi ya? Onu kullanmayı daha yeni yeni başladık ama buraya doğru gideceğiz herhalde. Şu anda maliyet yüksek olduğunda güneş pillerinin çok yaygın değil ama 5-10 sene sonra herhalde güneş pilleriyle kaplanacaktır ülke diye tahmin ediyorum. Buna geçiş yapmak zorundayız. Petrol bitiyor, kömür bitiyor, doğalgaz bitiyor bir süre sonra artık. Yenilen yenilenemez enerji kaynağı diyoruz değil mi biz fosil yakıtlara? Evet güneş enerjisi yüksek sıcaklık ve basınç altında meydana gelen füzyon birleşmesiyle. Evet güneş enerjisi Yüksek sıcaklık ve basınç altında meydana gelen füzyon birleşme reaksiyonları sonucunda açığa çıkan enerjidir. Güneş enerjisinden yararlanma 1970'li yıllardan sonra hız kazanmıştır. Genellikle ısı enerjisi olarak kullanılan güneş enerjisi gelişen teknolojiyle birlikte güneş panelleri ve fotovoltaik piller sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülerek dönüştürülmekte ve kullanılmaktadır. Güneş pilleri yani fotovoltaik pil yapısında bulunan yarı iletkenler yardımıyla yüzeylerine gelen güneş ışınını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Güneş pilleri P ve N tipi etkenlerden meydana gelmektedir. Bir fotovoltaik pilin dönüşüm sistemi aşağıdaki gibidir demiş. Çalışma kesin çok da bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. Sorulmaz merak etmeyin. Geçiyorum dolayısıyla. Yok N tipi üstte P tipi altta yok. Akım buradan veriliyor. Elektron buradan sökülüyor falan filan. Sorulma. Ben hiç görmedim şimdiye kadar. Sorulacağını da zannetmiyorum çalışma kesinin. Sadece güneş pilleri N, N P tipi üretkenlerdir diye bilsek yeterlidir herhalde. Güneş ışığından gelen fotonlar farklı dalga boylarında dolayısıyla farklı enerjilere sahiptir. Fotonlar fotovoltaik yüzeye çarptığında yansıma ya da soğurulma yapabilir. Foton sorulursa foton enerjisi elektron aktarılır. Elektron kazandığı bu enerjiyle serbest hareket ederek elektrik akımı oluşturur. Fotoelektrik olay ya bir nevi aslında bu da değil mi? Güneş enerjisinin yenilebilir ve bir enerji olması sebebiyle gelişen falan filan. Günlük hayatta geniş bir kullanım ağına sahip fotovoltaik panellerden güneş arabaları, sokak aydınlatma sistemleri, yapay uydular, güneş enerjili şarj cihazları, GSM baz istasyonları, GSM baz istasyonları, trafik ışıkları, deniz taşları gibi birçok alanda yer demiş. Güneş arabası, sokak lambası gördünüz mü görselleri? Güneş pillerinin kullandığı sistemler, haberleşme, hava gözlem istasyonları, bina içi ya da dışı aydınlatmaları, deniz fenerleri, ilaç ve aşı soğutma ilginç günümüzde. Covid nasıl soğuk tutuluyormuş? Güneş pilleri orada da kullanılıyormuş arkadaşlar. Enerji üretiyor çünkü. Tarım alanlarında da kullanılıyormuş arkadaşlar. Güneş pilleri nasıl, nasıl kullanıyor tarım alanlarında? Mesela su pompası var ya adam sulayacak. Tarlasını sulayacak mesela. İşte orada ne var? Artezyen var. Artezyenden ta bilmem kaç metreden su çekeceksin. Ya nasıl çekiyorsun orada? Elektrik kullanıyorsun. Müthiş elektrik faturası geliyor çiftçilere tabi. Böyle 3 bin, 5 bin, lira, 10 bin lira gibi aylık fatura geliyor. Altından kalkamıyorlar. Ama güneş paneli kuruyor adam. Güneş paneliyle pompayı çalıştırıyor. Tarlasını daha ekonomik olarak suluyor. Artık bu da yaygınlaşmaya başladı artık. Tarım alanlarında böyle kullanılıyor. Haberiniz olsun. Artezyenden su çekmek için kullanılıyor. Enerji lazım o yüzden de. O enerji işte güneş panelleriyle sağlanabiliyormuş demek ki. Evet. Güneş pillerinin çalışma şeklini kısaca açıklayınız. Güneş pilleri yapısında bulunan yarı etkenler sayesinde güneşten gelen fotonlardan sorulan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür demiş. Bu ilginç bir soru ya. Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynağı olması ve çevre kirliliğine yol açmaması gibi birçok nedenden dolayı güneş enerjisi fotovoltaik piller güneş panelleriyle doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 1 kW'lık 1 kW'lık bir fotovoltaik sistem tam güneş ışığı altında saatte 1 kW saat enerji, elektrik enerjisi üretmektedir. Aylara göre günlük ortalama güneşlenme süresi sütun grafiği şekildeki gibi verilen bir bölgede bulunan ve günlük 15 kW elektrik enerjisi kullanan 15 kW saat elektrik enerjisi kullanan binanın çatısına 200 wattlık 5 adet güneş paneli kuruluyor. Elektrik enerjisinin 1 kW saatin 40 kuruş ile ücretlendirildiğine göre Temmuz ayında gelecek fatura kaç TL'dir demiş. Arkadaşlar 15 kW saat ya mesela sen Temmuz ayından kaç eksiğin var? 3 eksiğin var. İşte Haziran'dan kaç eksiğin var? 4 eksiğin var. Mayıs ayından kaç eksiğin var? %15'e. %15'e ha. Kaç eksiğin var derken dedik ya 15, 115 değil. 15 kW saat günlük 15 kW saat ihtiyacın var senin doğru mu? 15 kilowat saatin, 12 kilowat saatini güneşten aldın, 3 kWh saat kaldı. İşte 9'dan 6 eksiğin kaldı. Buradan bilmem ne eksiğin kaldı. Topluyorsun bunları hepsini. Bu kadar enerji lazım sana. Buradan güneşten sağlıyorsun. Geri kalanını şu eksiklerden sağlıyorsun. Topluyorsun bunları. Çarpıyorsun 0.4 ile 40 kuruşla çarpıyorsun. 36 TL'ymiş arkadaşlar. Yani çok da şey yapmaya gerek yok bence yani. Oluşturulan sistem yıllık kaç tasarruf sağlar? Bunları topluyorsun şunları topluyorsun, şunları topluyorsun, topluyorsun. Bir de bu eksikleri topluyorsun. Bu bunun yüzde kaçıymış? Oran yapıyorsun. Bu da yüzde 48 oluyormuş. Yani çok da böyle bir şey uğraştırmazlar galiba ya. Çok amele bir işlem yani. Anlaşıldı herhalde değil mi? Yani çok da durmuyorum üzerinde. Bence böyle bir soru sorulmaz. Çok amele işlem yaptırmış çünkü. Evet. Etkinlik yapın demiş. Etkinliğe devam edin demiş. Evet. Süperli etkenler sorulabilir. Süperiletken çalışma ilkesi nedir? Meclisten olayı nedir? Falan diye sorulabilir arkadaşlar bu da. Evet. Geçiyorum. Elektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımı sırasında elektrik şebekesinde kullanılan tellerin direncinden dolayı amaç dışı ısıya dönüşen elektrik enerjisi oldukça fazladır. Elektrik akımı iletiminde kayıplar azaltılırsa ciddi tasarrufa elde edilir. Böyle bir üretim ancak direnci sıfır olan malzemeler. Bak direnci sıfır yani süperiletken demek. Belli bir sıcaklık değerinde elektrik akımına karşı direnç göstermeyen maddeler süperiletken madde denir. Arkadaşlar bu tanımın altını çizin bakayım. Süperiletkenin tanımı buymuş. Belli bir sıcaklık değerinde elektrik akımına karşı direnç göstermeyen maddelere süperiletken madde denir. Süperiletkenlik herhangi bir iletkenin, iletkenin elektrik direncinin kritik bir sıcaklık süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı de kritik bir manyetik alan altında tamamen ortadan kalkmasıdır. Bunun altın sizin ekstra. Bak bu da önemli tanıma. Süper Süperiletkenlik dediğin şey nedir kardeşlerlerse sana herhangi bir iletkenin elektrik direncinin kritik bir sıcaklık ve kritik bir manyetik alan altında tamamen ortadan kalkması olayına. Direnç ortadan kalkıyor ve süper etken hale geliyor. Hiç direnç göstermiyor. Süper iletkenlikle ilgili çalışmalar ilk kez 1908 yılında Hollandalı fizikçi Kemirlin Ons. Helyum sıvılaştırması ile başlamıştır. Sıvı helyumun üretilmesiyle düşük sıcaklıklarda katı maddelerin fiziksel özelliklerini inceleme imkanı sağlanmıştır. Ee, Kemirlik Ons bu alandaki çalışmasıyla 1913 yılının Nobel ödülü almıştır demiş. Borlu aynı dönemler yaşamış. Danimarkalı stratejikçi Niels Bohr var ya boratom modeli. Bu keşiften sonra çok sayıda element, alaşım ve bileşiklerin düşük sıcaklıkta iletkenlikleri incelenmiş, hangi katların hangi kritik sıcaklıkta süperiletken olduğu tespit edilmiş ve bu maddelerin özellikleri incelenerek endüstriyel kullanılma yönelik çalışmalar yapılmıştır. Oda sıcaklığında iyiletken olarak bilinen demir, gümüş, altın ve bakır soğutulduğunda süperiletkenlik gösteremez. Arkadaşlar bu da şu anlaşılıyor. Her soğuttuğum madde süperiletken hale geçmez. Ancak belli maddeler geçebiliyor. Tekrar ediyorum. Oda sıcaklığında iyiletkenlik gösteren bak iyiletken normalde. Ama soğut 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 süperiletken olmuyormuş demek ki. Ya Gümüş, altın ve bakır soğutulduğunda süper etkenlik gösteremez. Bilinen süper birçoğu alaşım ve bileşiklerdir. Doğal halde süperiletken madde yok ha onu söyleyeyim. Mesela doğal halde süperiletken madde yok. Ancak bunu alaşım ve bileşiklerle ve sıcaklıkla ve manyetik alanla gerçekleştirebiliyorsun yani. Ve şu grafiğe dikkat edin. Sıcaklığı azalt 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 sıfır direnç. Sıfır direnç gösterdiği noktanın adı neymiş? Kritik sıcaklık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Değerler lazım değil bize. Peki nerede sıfır olmuş direnç? İşte o sıcaklığın ismi nedir? Kritik sıcaklık bunun adı işte. Kritik sıcaklık denen şey direncin sıfır olduğu an demektir. Süper etkenlik, kritik sıcaklıkta sıfır direnç göstermelerinin yanı sıra süper kritik sıcaklıkta sıfır direnç göstermelerinin yanı sıra yakınlarında bulunan herhangi bir manyetik alanı dışlamaları da ayırt edici bir özelliktir. Bir mıknatıs kritik sıcaklığın altında bulunan bir süperiletgeni ters kutuplu mıknatıs gibi iter. Arkadaşlar hocam niye itiyor diye birisi yorumlarda yazmış. İşte bundan dolayı itiyormuş. Bak cevabı burada var. Tekrar ediyorum cümleyi. Bir mıknatıs kritik sıcaklığın altında bulunan bir süperiletgenin ters kutuplu mıknatıs gibi iter. Anında bu. Bu olayın adı neymiş? Meisner olayı. Meisner olayı. Bak şu olay işte bak. Süperiletken bir materyalin manyetik alanı itmesi. Ya. Mıknatıs itiyormuş süperiletken madde. Peki. Manyetik alanın süperiletken yapı içerisinden dışlanması olayı meclisten olayı olarak bilinmektedir. Anlatanım. Manyetik alanın süperiletken yapı içerisinden dışlanması. manyetik madde bunun adı galiba ya. Meclisten olayı olarak bilinmektedir. Bu dışlama uygulanan manyetik alan sigillerinin süper iletkenin yüzeyinde birbirine daha yakın hale getirerek süper iletken içerisinden uzaklaştırır. İçinden geçmiyor. Yüzeyinde daha sık hale getiriyor. Peki bu manyetik alan niye çekmiyor? Dışlıyor ya bu. Bu nasıl sevmiyor arkadaşlar. Bu manyetik alan uzak ol lan ben benden diyor. Bu manyetik sevmiyor sevmeyen vatandaş bu nasıl da iter yani. Zıt kutuplu gibi, ters kutuplu gibi. Bak burada yazdık onu. Ters kutuplu nasıl gibi iter. Bu olay neden nedir? Meclisler olayıdır diyebiliriz. Peki daha çok bunun işleme ee, kritik sıcaklık sorulabilir. Günlük hayatta kullanılanlar daha sorulma ihtimali yüksek olanlar arkadaşlar. Hemen bakalım isterseniz. Nerede kullanılıyormuş? Özellikleri nedir süper İki özelliği vardır. Bunu bileceksin. Şunu okuyalım mı? Yani olur ne olmaz. Süper için önemli bir diğer parametre de kritik manyetik alandır. Bu kritik manyetik alan kritik sıcaklık ile uyum içindedir. Süper malzemeler kritik manyetik alan durumuna göre birinci tip ve ikinci tip süper olarak ikiye ayrılır birinci tip süper etkenler sadece belli bir manyetik alan, kritik manyetik alan değerinin altında. İkinci tip süper etkenler ise alt ve üst kritik alanlar olmak üzere iki kritik manyetik alan değerine süper iletkenlik davranış gösterirler. Çok önemli değil. Bu biraz çok akademik detay olmuş. Gerek yok. Şunu bilsek yeterlidir. Özellikleri, iki temel özelliği varmış. Bir, elektrik akımına karşı oluşan direncin kritik bir sıcaklık değerine tamamen değerinde ortadan kalkması, elektronların dirençle karşılaşmaması. Karşılaşmaması. İki, süperletken içine manyetik alan nüfuz edememesi. Evet bence önemli burası. anda bu. Sorulabilecek yegane soru budur bence. Evet kullanım uzun uzun okumayacağım. Bir maglev treni manyetik levitation demek. Manyetik yastıklama demek arkadaşlar. MR görüntüleme cihazlarında kullanılır. Şu altın çizmişim okuyalım yalnız. Süperiletkenler elektrik akımına karşı sıfır direnç göstermesi ve kayıpsız olarak elektrik akımını iletmesiyle birlikte elektrik akımının taşınmasında, depolanmasında, Güçlü klasların yap yapılmasında ve elektrikle çalışan hassas cihazların yapımında önemli bir yer tutmaktadır. Neredeyse ışık hızına yakın sinyal taşıma kapasitesi sahip olması ise haberleşme, savunma sanayinde ve mikrodalga teknolojisinde önem arz ederken elektronik devrelerde ve cihazlarda ısınma problemini ortadan kaldırmaktadır. Kullandığı yerler trenleri, manyetik levite demek, manyetik yastıklama demek. Yani raya temas etmeden havada gidiyormuş arkadaşlar bu. Magnet treni Özel bir ray üzerine manyetik yastıkmış yani bunun da dedik ya manyetik levitation. Trenin her iki ucunda bulunan süper soğutmalı süper iletken anıtlar sayesinde yükseltilir. Tren hareket ettiğinde raydaki iletkenlere verilen elektrik akımı bir itme gücü oluşturur ve tren hızlanır. Tren 100 km bölü saat hızı açtığında tekerlekleri içe katlanır ve havalanmaya başlar. Sürtünmelerin en aza düşüldüğü ortamda tren çok yüksek hızlara ulaşabilir. Tren durdurmak istendiğinde ise akımın yönü ters çevrilir ve zıt yönde bir itme gücü ile durdurulur demiş indüksiyon gibi bir şey herhalde bu. Süperli sayesinde yüksek manyetik akım yoğunluğunun elde edilebilmesi manyetik rezonans MR görüntüleme cihazlarında kullanılıyormuş. 1. Magnet treni. 2. MR. 3. Gelecek şimdi. 3 tane yerde kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Parçacık hızlandırıcılar. Üçüncüsü de. Önemli nerede kullanıldı? Nükleer fiziğin gelişmesine önemli bir yere sahip olan parçacık, parçacık çarpıştırma deneylerinde parçacık hızlandırılması ve merkeze bağlı tutunabilmeleri için gerekli olan güçlü mıknatıslar süperiletken malzemeler kullanılarak yapılmaktadır demiş. Bu mıknatıslar ileri düzeyde ve daha hassas deneyler yapılmasına ve fizik biliminin daha hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır. İşte parçacık hızlandırıcı nerede var? Sörn'de var mesela değil mi? Sörn'deki gibi. Bir sürü var da en meşhuru Sörn herhalde. Süperiletken madde için hangisi doğrudur? Akımına karşı sıfır direnç gösterirler doğru. Taşınmasında enerji taşımasında tasarruf sağlarlar doğru. Hiç ısınmadığı için, hiç direnç göstermediği için hiç enerji kaybı olmuyor. Manyetik alana bırakıldıklarında bir itme kuvveti oluştururlar. Magnetrenin çalışma ilkesi budur. Evet hepsi doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Süper etken maddenin özellikleri. Süper etkenler kritik sıcaklıkta sıfır direnç göstermelerinin yanında yakınlarında bulunan herhangi bir manyetik dış manyetik alanı dememiz lazım herhalde. Manyetik alanı dışarılamaları da ayet edici özelliklerindendir diye Evet süper etkenler günümüzde tıp ulaşım sağlık birçok anda kullanılmaktadır. Kullanma alanları Ne demiştik biraz önce? MR cihazı. 2. Maglev treni. 3. Parçacık hızlandırıcılar. Diye düşünebiliriz. Sağlıkta MR. Teknolojide maglev treni. Parçacık hızlandırıcılar. Bilimsel alanda da. Diye özetleyebiliriz. Kullanma alanları. Evet. Bunu da bitirdikten sonra bitmez konu yapmışlar Arkadaş Nano teknoloji Evet. Bunu uygulama alanları Sorulabilir Nano kelimesi nereden geliyor sorulabilir Neden esinlenmiş O sorulabilir Falan filan Richard Feynman 1959'da ne demiş There is İngilizce bak İngilizce There is plenty of Room adlı konuşmasında olan ne İngilizcem var arkadaş? Çatır çatır konuşuyorum ha. Her şeyi küçük bir ölçekte yönlendirme ve denetleme düşüncesini dile getirmiştir. Feynman bir sayfayı boyutunun 1 bölü 25 bin küçülterek bir elektron ile sayfanın hala okunabildiğini ve elektronlarla toplu iğnenin başına çok küçük yazılar yazabileceğini ifade etmiştir. Vay be ilginç. Nanoteknolojinin ölçeği olan nanometre. 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metre. Buradan geliyor arkadaşlar. Milyarda biri. 1 nanometre eşittir. 10 üzeri eksi 9 metre. Metrenin milyarda biri. Oranla küçültülerek yapılan cihazlara ne diyormuşuz biz? Nanoteknoloji diyormuşuz. Nanoteknolojinin ölçeği olan 1 nanometre metrenin milyarda birine eşittir. Nano kelimesi Yunanca'da cüce anlamına gelen nano kelimesinden gelmektedir. Kuantum fiziğinin günlük hayatta işlevsellik kazanma sürecinde önemli bir yere sahip olan nano yapılar... 1 ile 100 nanometre arasındaki yapılardır. Bu boyutlarda sistemlerin fiziksel davranışlarından farklı özellikler gözlenir. Yani tanecik yapısı değil de dalga yapısı daha çok devreye giriyor. Kuantum fiziğinde biliyorsunuz. Tanecikle beraber dalga yapısı da devreye giriyor diye dersek daha güzel. Bu özellikleri kuantum fiziğinin ilkelerinden yararlanarak açıklayan bilim dalına nanobilim denir. Nanobilimden elde edilen sonuçların hayatın içindeki uygulamaları olan nanoteknoloji ise Yeni yapılar tasarlanmasını ya da bu yapıları yeni özellikler kazandırıp yeni işlevlerde kullanılmasını sağlar demiş. Nanoteknoloji en küçük maddelerin teknolojisi olarak da tanımlanabilir. Taramalı tünelleme mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu yardımıyla malzemenin yüzeyinde bulunan atomların ve atomsal düzeyde oluşan tepkimelerin gözlenmesi mümkündür. Bu sayede nano ölçeğindeki maddeler atomlar ve moleküller inceleme bir duruma gelmiştir demiş. Evet, tarayıcı tünelleme mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu, AFM. Demiş teknolojinin sonuçlarından, uygulamalarından bir tanesi diyebiliriz. Görüntüleri bu mikroskopla elde edilmiş bakır ve altın nanopartikülleri. Bakır nanopartikülleri, altın nanopartikülleri. Mesela bakır normalde kırmızıya çalan bir kızılımsı bir şey ama nano ölçekte baktığın zaman renkleri değişik gözleniyor. Altın da öyle mesela. Yani çok atomik yapıya girdiğin zaman ilginç özellikler gösterebiliyormuş maddeler arkadaşlar. Buna nano bilim diyoruz. Evet. Lotus çiçeği. Bak şimdi ilham kaynağına bak. İlham, ilham kaynağına. Lotus çiçeği birçok ülkede saflığın sembolü olarak anılmaktadır. Bunun sebebi lotus çiçeğinin kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip olmasıdır. Çiçeğin toprağa doğru eğimli yapıya sahip yapraklarından mikro ve nano boyuttaki yapılar yaprakların ıslanmasını engellemekte yaprak üzerinde küçük böceklere ya da toz zerrelerini suyla birlikte çiçekten uzaklaştırmaktadır. Lotus yapraklarının bu özelliği ıslanmayan kumaşların, aha da bak gördün mü? Islanmayan kumaştan ilham kaynağı neymiş? lotus çiçekleriymiş arkadaşlar. Islanmayan kumaşların üretilmesine ilham kaynağı olmuş. Bilim insanları kendi kendini temizleyebilen kumaşlar üzerinde çalışma yönlenmiştir. Lotus çiçeği şu. Morpho retanor. Kelebek. Anda bu kelebek. İlginç. Kertenkele ayağı. Okuyalım arkadaşlar. İlginç. Genel kültürümüz olsun. Morpho retanor. Türü kelebeklerin kanatları çok katmanlı tabakalar ve boşluklardan oluşur. Son derece düzenli dizilme sahip bu yapılar fotonik kristal. Fotonik kristaller ışığın kontrol edilerek üzerine istenilen değişikliklerin yapılmasına izin veren yapılardır. Bir yapı meydana getirir. Bu yapı yalnızca mavi renkli ışık yansıtıp diğer dalga boylarındaki ışıkları geçirdiği için kelebek kanatları parlak mavi renkte görülmektedir. Morfo kanatları fotovoltaik güneş pillerinin geliştirmesine katkı sağlanmıştır. Vay be ilginç. Morfo kanatları fotovoltaik pillere ilham olmuş arkadaşlar. İlginç değil mi? Kertenkelelerin ayak tabanlarına bak bu ne ilham olmuş. Bak şimdi bak kertenkele ayağı. Ne alaka edeceksin şimdi. Kertenkelelerin ayak tabanlarındaki milyonlarca tüycük onların duvar ya da tavana tutunmaları sağlar. Bilim insanlarının bu doğa, doğal yapı üzerinde yaptıkları çalışmalar yeni nesil yapıştırıcı malzemenin geliştirilmesini sağlamıştır. Sonuç olarak nanobilim ve nanoteknolojinin odak noktaları kuantum etkileri gibi temel fizik araştırması içeren konuların yanında atomik boyutta görüntüleme, Evet şöyle desek daha güzel. En güzel tanım bu herhalde. Atomik boyutta görüntülemede deneysel yöntemlerin geliştirilmesi ve nano boyutlarda ölçüm yapabilmedik teknolojileri, teknikleri ortaya çıkarak düşük boyutlarda eş tip malzeme üretebilme, malzeme yap yapısını atomik boyutlarda kontrol edebilme, kızılötesi ötesi ve morötesi radyasyonlara karşı tepkisi kontrol edilebilir malzeme ve özel amacı yönelik aygıtlara geliştirmektedir. geliştirmektedir demiş. Evet temel özellikleri Hmm, nanoteller, nano parçacıklar, nanoteller, nano levhalar şeklinde gruplandırılır demiş boyutlarına göre. Malzemenin boyutları nanometre ebatlarına inince normal özelliklerinden çok farklı beklenmedik özelliklere sahip olur. Normalde kırılgan malzeme olan seramik nanometre değerine indirildiğinde kolaylıkla deforme olup şekillendirilebilir. Nanometre büyüklüğündeki altın tanesi bak şimdi. Altın tanesi Kırmızı renk gösterir. Altın normalde kırmızı değil. Bakır nano boyutta saydam hale gelmektedir. Hiç renkli bile değil yani saydam hale gelmektedir. Alüminyum yanıcı olmadığı halde nano boyutta yanıcı hale gelmektedir. Yarı iletken teknolojisinin en önemli malzemelerinden olan silisyum, nanoteknolojide sıkça kullanılan bir malzemedir. Silisyum tel haline getirildiğinde iyi bir iletken duruma geçer. Normalde yalıtkan. Değil mi? Yarı iletken normalde. Fakat tel haline getirildiğinde iyi bir iletken duruma geçer. Nanoteknolojide sıkça kullanılan malzemelerden biri de karbon elementidir. Arkadaşlar karbon çelikten daha sağlam bir madde biliyorsunuz değil mi? Kurşun kalemlerinin ucunda bulunan karbon atomlarından oluşan grafit yumuşak ve iletkendir. Tek boyutta karbon atomlarının oluşturduğu grafen tek boyutta karbon atomlarının oluşturduğu grafen bak en yaygını bu. Normal koşullarda kararlı ve çok güçlü olan atom zincirleri şeklinde iyi iletkendir demiş. Evet, grafenin elektrik akımını iletmesi ve elektrik alanına karşı gösterdiği tepkiler nedeniyle transistörün yapım için çok önemli bir malzemedir. Ayrıca saydam ve esnek olması nedeniyle katlanabilir ekran teknolojisinin gelişmesinde önemli yeri vardır kimin? Grafenin. Evet. Görseli bu bak katlanabilir ekran. Evet, karbon nanotüp, grafen, fulleren görsellerini burada görüyorsunuz değil mi? Fulleren, grafen, katlanabilir ekran kimmiş? Grafen. Karbon nanotüp Teknolojide üretilen malzemelerin bir belli bir düzene de kesilip yuvarlanan grafenden elde edilen karbon nanotüpler kullanılmaktadır. Nanoteknolojide sıkça kullanılan malzemelerin bir de fullerendir. Fullerendir 60 tane karbon atomundan oluşmuş. Aha da şu bak gördün mü? 60 tane karbon atomundan oluşmuş. top Arkadaşlar sorulmaz bunlar ya. Yani nanoteknolojinin günlük hayatta uygulamaları nelerdir? Islanmayan kumaşlar, leke tutmayan kumaşlar, cattır, cüttür falan şeyler sorulur genelde. Çok takılmayın bunlara yani. Okuyup geçiyorum ama ya bu kadar detaylı soru gelmez. Ben size söyleyeyim. Hangileri nanoteknolojinin kullanma alanında anlandır? Islanmayan kumaşlar, yanmayan bilmem neler falan filan tarzı sorular gelir. Leke tutmayan kumaşlar, kendi kendini temizleyen kumaşlar falan filan gibi. Gelecek şimdi onlar. Anda geldi bak. Kullanma alanları Burayı iyi bileceksin işte bak. Nanoteknolojideki üretilen malzemelerin çeşitliği, üretilen malzemelerin geliştirilerek falan filan. Nanometre ölçeklerinde malzemenin sahip olduğu fiziksel özellikler kullanılarak bilişim, iletişim, elektronik, biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, savunma, tekstil, makine ve inşaat sanayisinde teknolojik devrim niteliğinde ürünler elde edilmiştir demiş. Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan duvar boyaları. Burası önemli bak. Burası önemli işte bak. Uygulamalar sorulur arkadaşlar. Burayı bilmeniz gerekiyor. Ya yani çok boş yaptık da hızlı geçtim oraları. Önemli olan yer burası yalnız. Hangi alanlarda kullanılır? Kullanılma alanlar nelerdir? Burayı bileceksin yani. Ki tutmayan halı ve kumaşlar, kırışmayan kıyafetler nanoteknoloji sayesinde günlük yaşamına girmiştir. Su yittiği için silecek gerek gerekmeyen otomobil camları, kendi kendini temizleyen bina dış cepheleri, yosun ve deniz neyleri? Yosun ve deniz hayvanlarının yapışmadığı gemi dış yüzey boyaları ilginç. Gemi dış yüzey boyaları altın çizelim. Ve sütmesiz yüzeyler yakın bir gelecekte üretilebilecektir. Ha, üretilebilecektir. Daha üretilmemiş. Tıp alanında kullanılan nanorobotlar ilerleyen zamanlarda vücuttaki hastalıkların tespit edilebilir ve hastalıklı hücreleri yok edip hasar hücreleri yok onlar bir hale gelecektir. Ya yani öyle bir potansiyeli var nanoteknolojinin demek ki. Nano ile nanoteknolojinin farkı nedir? Nano bilim nedir? Nanoteknoloji nedir? Boyutları 1 100 nanometre arasındaki yapıların fiziksel özelliklerinde farklılıklar görülür. Bu farklı özellikleri açıklayan bilim dalı nanobilim Elde edilen sonuçları ve ise hayatta aktaran nanoteknolojidir demiş. Çok da önemli değil. Ee, sıkça kullanılan maddeler katlanabilir ekran teknolojisine kullanılan grafenin hangi özelliklere yararlanmaktadır demiş. Grafen fullerem ve karbon gibi maddeler sıkça kullanılır. Grafen, grafen fullerem ve karbon gibi maddeler nanoteknolojide sıkça kullanılır. Grafen saydam ve esnek olduğundan katlanabilir ekran teknolojisine kullanılır demiş. Evet tıpta tekstil dedik ya ıslanmayan kumaş leke tutmayan halılar bilmem ıslanmayan camlar e, su tutmayan camlar falan filan. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Evet lazer son bölümümüz arkadaşlar lazer. Buradan da soru gelebilir. Lazer nedir nasıl elde edilir özellikler nedir nerede kullanılır? Bilsek yeterlidir herhalde. Evet elde edilişi. Lazer kelimesi bak bak İngilizceye bak şimdi İngilizceye bak şimdi bak bak. Lazer nereden geliyormuş arkadaşlar? Light Amplification by Simulated Emission of Radiation of of of. İngilizceye bak. Laser normalde orijinal. Biz lazer diyoruz ya. İngilizce falan filan. Bunun baş harflerinden geliyormuş. Lazer ışınları 1960 yılında Tidor Held Mimon tarafından keşfedilmiş. Bu keşiften sonra falan filan. Arkadaşlar gelelim şuraya şimdi. Uyarılmış atomun bir dış etki olmaksızın temel hale dönmesi olayına kendinden emisyon denir. Ha, bu adam kendinden geliyorsa problem yok. Uyardın. Bir denekiye uyardın. Temel hali hemen geri döndü. Ve yaptığı ışmayı olarak foton olarak saldı. Bu ne dedik? Kendi inemini istiyor Bak gördün mü? Bak burada bir kalmıyor yani. Hemen temel hale dönmek istiyor. Peki anlaşıldı. Uyarılmış atom fotonlarla bombardıman edilmeye devam edildiğinde uyarılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar. Bu olaya tersine birikim denir. Önemli burası. Bu şekilde uyarılmış atoma iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjiye sahip fotonlar gönderilerek Elektronlar temeli hale dönmeye zorlanır. Şekildeki gibi atom aynı enerjiye sahip iki foton yayınlar. Şekilde görüldüğü gibi zincirleme reaksiyon oluşturabilir. Şekil şu. Birazdan geleceğiz. Ee, ve sonucunda hemen hemen aynı hemen hemen aynı frekanslı çok sayıda foton elde edilir. Işığın bu şekilde şiddetlendirilmesine uyarılmış emisyon oluşan ışınlara da lazer adı verilmektedir. Burası önemliydi. Uyarma seviyesindeki bu atom yoğunluğu uyarıcı fotonlarla bombardıman elde ederek temel hale dönmeye zorlanır. Sen gönder 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 uyar 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 yukarıda birikti. Temel hale dönmediler. Kapatsan vur aşağı indir. Peki sen bu da birikenleri bu enerji fark kadarıyla foton gönderiyorsun. Peki bunlar temel hale dönerken yaydığı ışımayla bu gelen fotonun da saldığı ışıma yayınlanan foton gelen foton. Beraber çıktıklarından güçlü bir ışık elde etmiş oluyorsun yani. Bir sürü foton gönderirsen yani ne olacak peki? 3 tane gelen foton var. 3 tane yayınlanan foton var. 3 tane de gelen foton var. Aha bir sürü ışık çıktı buradan. İşte lazer böyle elde ediliyormuş arkadaşlar. 4 foton gönderdin. 4 tane gelen 4 tane yayınlanan olmak üzere. Uyalmış emisyon yoluyla elde edilir arkadaşlar. Lazer. Lazer eşittir uyalmış emisyon. Gördüm yapıştıracağım. Lazerin şekli verilmiş. Çok da bilmeye gerek yok. Ben i̇şleyiş şeklini sormazlar arkadaşlar. Şematik gösterimi buymuş. Yansıtıcı ayna, yüzde %100 yansıtıcı ayna, işte geri geçirgen ayna falan filan falan filan geçiyorum. Sorulmaz. İşleyiş şekli çok da önemli değil. Beyaz ışık dalga boyları ve frekansları farklı fotonlardan meydana gelir. Lazer ışığı ise yüksek genlikli, aynı fazla birbirine paralel. Bakın bunu altın çizin ha. Lazer ışığı yüksek genlikli, aynı fazla, birbirine paralel, tek renkli, hemen hemen aynı frekanslı fotonlardan oluşur. Evet bunun altını çizmek lazım işte. Lazer demek tam olarak bu demektir. Hep bunun özellikleri gelecek göreceksiniz. Ve şurası önemli. Özellikleri. Ve nerede kullandıkları gelecek şimdi. Lazer ışınlarının özellikleri önemli. Uyalmış emisyon yolu elde edilir. 1 iki, Dalga boyları aynı olan fotonlardan oluştukları için tek renklidir. Ve gözle görülebilir. Dağılmadan yayılabilirler. Lazer ışınları tek bir noktaya odaklanarak bu nokta arada yüksek sıcaklık elde edilir. Bu özelliğiyle delme, kesme ve buharlaştırma işlemlerinde kullanılır. Lazer ışınları yeryüzü ile ay arasındaki mesafeyi çok hassas şekilde ölçme imkanı verir. İlginç ben ilk defa duydum mesela. Bulut, sis ve yağmurdan atmosfer olaylarına etkilenirler. Bilmemiz lazım. Evet elde edilişini açıklayın izlemiş. Elde edilişini. Bazı atomlarda uyarılma sonucu üst enerji seviyesine çıkan elektronlar tersine birikim oluşturur. Gönderilen fotonlarla temel hale inmeye zorlanan elektronlar temel hale dönerken yayınladıkları fotonlar ile gelen fotonlar güçlü bir tek renkli ışık demet oluşturur. İşte lazerin elde edilmesi bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Evet özellikleri nedir? Günlük hayatta kullanım yerleri nedir diye sorulabilir herhalde. Evet geldi günlük hayatta kullanım yerleri. Lazer 1. Arkadaşlar nerede kullanılıyormuş? Endüstri, tıp, bilimsel araştırmalar, mühendislik, meteoroloji, iletişim ve savunma sanayinde kullanıyormuş arkadaşlar. Epilasyon cihazı, barkod okuyucu, CD DVD okuyucu. Cerrahi operasyonlar, katarak tedavisi ve güzellik teknolojisinde epilasyonda kullanılıyormuş, mesafe ölçmede kullanılıyormuş, barkod okuyucuda kullanılıyormuş. Optik algıl algılayıcılarda, yazıcı ve okuyucu sistemlerinde, CD DVD okuyucularda, fiber optik haberleşme sistemlerinde, sert malzemelerin birleştirilmesinden kaynak ve hassas kesme delme işlemlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca ışık gösterilerinde ve hologram elde etmesinde de kullanılır. Evet gösteride görüyorsunuz. Lazer gösterisi. Evet. Kullanma anlarını verdik zaten arkadaşlar. Yukarıda bir sürü kullanma var. Bir daha yazmama gerek yok diye geçmişim onu. Evet sorulara geçtik arkadaşlar. Hemen hızlıca 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 boşlukları dolduruyoruz. X ışınlarının kullandığı röntgen radyoaktif tanımlama yöntemlerinin en eskisidir. En eskisidir. Dediği için en eskisinden röntgen anlıyoruz. Yoksa X ışınlarının kullandığı başka tomografi de var. PET de var normalde. Ama en eskisi dediği için röntgen. MR ağrısız ve X ışını gibi zararlı olabilecek radyoaktif maddeler kullanılmayan bir tanımlama tekniğidir. Tıpta tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsü. Bak 3 boyutlu PET. Tıpta tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsünün alınabilmesi için kullanılan cihaza PET denir. Pozitron emisyon tomografisi Bir malzemenin özellikleri nano boyutta değişir. İletken bir maddenin elektrik direncinin kritik bir sıcaklık ve kritik bir manyetik alan altında tamamen ortadan kalkmasına oluşan materyal de süperletken denir. Ultrasonik ses dalgalarının kullandığı ultrason cihazında her hareketli bir organın görüntüsü anında görüntülenir. Canlı ve cansız varlıkların yaydığı termal ışınlar termal kamera sayesinde görülür. Lotus çiçeği yaprağı, kertenkele ayağı ve morfo ke e retenor kelebeği gibi canlılar doğal nano yapıya sahiptir. LCD teknolojilerinin yapısında sıvı kristaller bulunur. Elektrik iletkeni bakımına iletken ile yalıtkan arasında kalan maddeye yarı iletken denir. Akımın tek yönde geçmesine izin veren maddelere diyot denir. Lazer ışınları uyarılmış emisyon yolu elde edilir. Bak gayet güzel özetlemiş bence. Gayet güzel özetlemiş. Gelebilecek sorular işte. Öncülü soru gelir. Bunlardan 3 tanesini sorar. Hangisi doğrudur der. Falan filan yani. İncelenecek alana gönderilen ses dalgaları bölgeden yansıyarak trans, Transdüseri titreştirip dalgaları elektrik enerjisine dönüştürür. Bu ses dalgaları işlenerek görüntü elde edilir. Çalışma prensibi yukarıda verilen cihaz ultrason. Yarı kararlı atomları fotonlarla uyardığında uyarma düzeyindeki atom yoğunluğu temel haldeki atom yoğunluğundan fazla olur. Tersine birikim denir bu olaya. Ceylan Ceylan kimden? Ceylan aydınlatma sistemlerinde kullanılan lambalar üzerine yaptığı araştırma ödevinde eski aydınlatma sistemlerine göre çok daha hesaplı, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak Uzun ömürlü, verimliliği yüksek ve yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilmiş lambalar olduğunu öğreniyor. Evet, ledler bunlar işte. Uzatma, uzatmaya gerek yok. Atomların ve moleküllerin en küçük birimini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacıyla kullanılan teknoloji nanoteknolojidir Arkadaşlar, atomik boyut gördüm yapıştır. Nanoteknoloji. Atom fiziğinin uygulamalarından bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar nanoteknoloji. Nanoteknoloji atom fiziğinin uygulamalarındır aynı zamanda. Katal fiziği de olabilir mi ya? Katal fiziği. X'de olur aslında ya. Evet. Yeri iletkenle ilgili hangisi olur demiş. Bakır demir iletkendir demiş. Yanlış. İletkendir lan bakır demir. Hem de güzel iletkendirdir ha. İyi iletkendir bakır ve demir. Bakır ve demir ile iyi iletken mi? İletken. Çeşitli katkı ile işlendiğinde NP tipi iletkenlere malzeme olarak adını alır demiş. İletken evet. Elektronik aletlerin yapımında kullanılır. Evet. 2 ve 3. Nanometre ölçeğinde malzemenin kullandığı yerlere hangisi örnek verebilir? Elektronik devreler evet. Tekstil malzemeleri evet. Savunma sanayi evet. Gördük. Yerli etkenle ilgili. Arkadaş hızlı geçiyorum. Eğitim sözlükleri değişebilir. Evet doğru. Geçici iletkenlik özelliği kazandırabilen maddelerdir iletkenler doğru. Laboratuvar ortamı üretilirler demiş. Doğru. Tıpta kullan. Yani doğal halde bulunan da var da. Genel özelliklerinden geçti özelliklerinden okursanız göreceksiniz orada aynı şeyleri. Geçtik okuduk yani. Tıpta kullanılan görüntüleme sistemlerinde hangisi röntgenle ilgilidir demiş. Hangi ile doğrudur demiş. X için kullanılır doğru. Röntgenle kemik bölgede kolayca görüntülebilir. 3 boyutlu değil, 2 boyutlu demiştik ona. O yüzden cevabımız 1 ve arkadaşlar. 3 boyutlu kim tomografi? 2 boyutlu kim röntgen? Sonlar dedim hemen ses dalgası. Su deneyinin ölçülmesi evet. Balık sürülerinin hesaplanması evet. Deniz altının hesaplanması evet. Hepsi sonar cihazının işlevlerindendir diyebiliriz. Aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisi kızılötesi? Termal kamera yapıştıracaksın ya. Kızılötesi gördün mü yapıştır kardeş. Termal kamera hemen. Lazer'in özellikleri. Uyarmış emisyon edilir? Doğru. Atmosferden etkilenmez demiş. Yalan. Etkilenir diye. Son özellikte hatta okursanız. Tek renklidir. Evet. Doğrudur. Bir ve üçtür cevabımız. Yer üretken maddeden yapılmış transistörler için demiş. Ee, elektronik devrelerde alanları geniştir demiş. Bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturuyor yani. Doğru. Elektronik malzemelerin ölçü küçülmelerini sağlamıştır demiş. Doğru. Üretimi kolaydır. Doğru. Maliyeti düşüktür tasarrufludur falandır filandır demiştik. Özelliklerinde var. Tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet son sayfamız. Ben de bittim ama. Konu bitti ama ben de bittim yalnız. Daha konuşamıyorum artık. Lazer ışınıyla ilgili aşağıdaki bilgiler hangisi yanlıştır demiş. Tekrar doğru. Uyarılmış emisyon doğru. Kendi yeniden ışımayla değil lan. Uyarılmış emisyon dedik ya kardeş. Çok uzak dağılmadan ulaşabilir. Verimler düşüktür. Doğru. Onkoloji kanser hastalarının arkadaşlar. Onkoloji hastalarının 3 boyutlu görüntüsünü elde etmek için PET kullanılıyor. Pozisyon emisyon tomografisi kullanılıyor arkadaşlar demiştik. Röntgen değil ha. Pet. Görüntüleme cihazlarında biri olan termal kameralar. Kızıl ötesi tespit ederler Doğru. Ses dalgası değiller. Ultrasono. kanlık ortamda görüntüleme sağlanabilir demiş. kanlık ortamda görüntüleme sağlanamaz. Sağlanamaz demiş. Ha ben de diyorum ya. Sağlanamaz. Yanlış. Sağlanabilir. X ışınları bir tüpten çıkarak vücuda gönderilir. Tomografinin çalışma kesin anlatıyor aslında bize burada bak. X ışınları bir tüpten çıkarak vücuda gönderilir. Her bölgenin yoğunluğu farklı olduğundan X ışınları farklı dokularda farklı oranlarda geçer. Atom numarası büyük olan atomlar daha yoğun olduğundan bu atomların bulunduğu bölgelerde X ışınlarının geçiş oranı daha düşüktür. X ışınlarına meydana gelen zayıflama dokunun çevresindeki dedektörler tarafından algılanıp görüntüye dönüştürülür. Neyin özelliği bu? Bilgisayarlı tomografinin özelliği. BT. Ay 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 ay. Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri. Geçtik. Süper etkenlerin 3 örnek veriniz. Magnet trenleri, parçacık hızlandırıcı, MR cihazı. Kaç defa diyeceğiz kardeş? Çalışma prensibini açıklayın izlemiş. Arkadaşlar var orada. Yani tekrar tekrar buraya yazmamışım. Günlük hayatta güneş pillerinin kullanılma anlarına kol saatle, hesap makineleri, ışıklı trafik tabelaları, sokak lambaları yapay uydularda kullanılıyormuş. Hatta deniz fenerleri falan filan demişti. Bir sürü daha yazabiliriz aslında buraya. Bir sürü kullanma alanları var. Evet arkadaşlar. Sözümü gerçekleştirdim. İnşallah verimli olmuştur. Bu üniteden bir tane soru var. Nerede kullanılır? Özelliği nedir? Hangi e, görüntüleme cihazında hangi dalga kullanılır? Falan gibi sorular gelebilir. Daha önceki 2019'da geldiği üzere. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bittim. Ben yatıyorum. Hadi. İyi çalışmalar size.